Yepyeni bir yıla daha girdik. Şimdilerde belki birçoğumuz geçirdiği yılın bir sorgulamasını, muhasebesini yapıyor, belki de yeni yıldaki hedeflerinin planlamasını yapıyor. 2022 yılı iyisiyle kötüsüyle arkada kalırken gerçekten insanlık adına bir farkındalık kazanıyor muyuz? Gelecek yılki planlarımızın arasına hayatımızdaki bir şeyi daha iyi yapabilmeyi ekliyor muyuz? Bir konuda daha iyi olma hedefinde irademizi güçlendiriyor muyuz? Belki de her yılın sonunda ve her yılın başında kendimize yeni hedefler belirliyoruz, hayaller kuruyoruz. Hepimiz hayatımızda en az birkaç kez bu tür kararları almış fakat bunları uygulamayı başaramamışızdır. Aldığımız kararları uygulamaya çalışmamızın en etkili boyutu irade sistemimizi nasıl çalıştırdığımızla ilgilidir. Evet, ben bu yıl bunları yapacağım kararını verdikten sonra o yılın ilk gününden itibaren o kararı uygulamamız gerekir. İşe önce bizi en çok geliştireceğini düşündüğümüz hedefleri belirleyerek başlamamız gerekir. Belirlediğiniz bu hedef, dilediğiniz her şey olabilir. Belki bir dil öğrenmek, bir kitabı bitirmek, görmediğimiz yerleri keşfetmek veya bir hobi edinmek. 2023'e ne yapmak istediğinizi seçerek başlayabilirsiniz. Bu istekleriniz, hayalleriniz içinse günlük ya da haftalık yapmanız gereken işleri belirleyebilirsiniz. Yeni yılda, eski yılda yapamadığınız işler, kazanamadığınız alışkanlıklar, okuyamadığınız kitaplar, gezmediğiniz yerler, izlemediğiniz filmler. Bu yılı geride bırakırken yapamadığınız, ah keşke yapsaydım dediğiniz her şey. Aslında tüm bu planlara, hedeflere, hayallere baktığımızda bunun insanın iradesiyle ilgili olduğunu görmemiz mümkün. İnsan iradesini ortaya koyma becerisini gösterebilmeli, hayatında ona göre bir düzenleme yapmalıdır. Hepimiz yeni yılın bize farklı ve güzel şeyler getirmesini isteriz. Peki kaçımız bunun için çabalar, bir şeyleri ortaya koyarız? Size yeni yıl için birkaç etkili alışkanlıktan bahsetmek istiyorum. Stephen Richard Covey'i eminim ki birçoğunuz duymuşsunuzdur ya da biliyorsunuzdur. Etkili insanların 7 alışkanlığı kitabı uzun zaman boyunca bestseller listesinin üst sıralarında yer almıştı. Yazar Stephen Covey 1960 yılında 25 en etkili insandan biri seçilmiş ve yazarın kitabı 32 dile çevrilip 12 milyon satmıştı. Bu kitap etkili insanların bazı temel alışkanlıklarını ortaya koymuştu. Bu durum kitabın büyük ilgi görmesine neden olmuştu. Kitap, insanın iradesini ortaya koymasını ve alışkanlıklarının gücünü insana göstermeyi amaçlıyordu. Evet, alışkanlıklarımız aslında bizlerin yaşamdaki en güçlü etkenlerden biri. Tutarlı ve çoğu zaman da bilinçsiz davranışlar oldukları için her gün karakterimizi ortaya koyar. Davranışlarımızın etkili veya etkisiz olmasına yol açar. Gelin hep birlikte Stephen Covey'in etkili insan olmak için ortaya koyduğu o alışkanlıkları birlikte inceleyelim. Birinci alışkanlık proaktif olmak. Peki nedir proaktif olmak? Proaktivite sözcüğü insan olarak yaşamlarımızdan sorumlu olduğumuzu ifade eder. Davranışları koşullarımız değil de kararlarımız belirler. Proaktif insanlar bir şeyler yapabilecekleri işlerin üzerinde çalışırlar. Etrafına doğal olarak pozitif bir enerji yayarlar. İkinci alışkanlık, bir işe sonunu düşünerek başlamak. Sonunu düşünerek bir işe başlamak, varacağınız yeri iyice ama iyice belirlemek demektir. Gidilecek yer ve yön bellidir. Şu anda bulunduğunuz yerin doğru yer olduğunu peki nasıl bilebilirsiniz? İşte Covey'e göre doğru yer olduğunu anlamanız için neye gittiğinizi bilmek oldukça önemlidir. Aslında bizim için nelerin gerçekten önemli olduğunu görmemiz ve nelerin bizim için bilmemiz gereken şeyler olduğunu öğrenmemiz çok önemlidir. Her gün gerçekten bizim için önemli olan şeyleri gerektiği gibi yapmamız gerekir. Gerçekten başarılı olmamız sonunu düşünerek başlamamıza bağlıdır. Üçüncü alışkanlık, önemli işlere öncelik vermek. Covey'in belirttiği bu alışkanlığı aslında Goethe'nin şu sözleri özetliyor. En önemli şeyler asla en önemsizlerin insafına bırakılmamalı. Bu alışkanlık aslında bize fayda sağlamayacağını düşündüğümüz
şeylerden uzak durmamız gerektiğini belirtiyor. Bir hedef seçmeli ve o hedef için gereken çabayı göstermeliyiz. Göstereceğimiz çabanın bir planlamasını yapmalıyız. Bu planlama yapılırkense öncelikle yapılması gereken işleri ön plana almamız gerekmekte. Dördüncü alışkanlık kazan kazan diye düşünmek. İnsan etkileşimiyle ilgili 5 paradigma bulunur. Bunlar kazan kazan, kazan kaybet, kaybet kazan, kaybet kaybet, kazan kazan ya da anlaşma yok. Bunların arasında en önemli paradigma ise kazan kazan paradigmasıdır. Bu paradigma yaşamı bir rekabet olarak değil bir iş birliği içinde ele alır. Ana tema herkes için her şeyden yeterince var olduğunu söyler. Yani bir insanın başarısı diğerlerinin başarısızlığı anlamına gelmek zorunda değildir. Kazan kazan paradigmasının oluşması için de insanda 3 karakter özelliğinin bulunması gerekir. Bunlar dürüstlük, olgunluk, bolluk zihniyetidir. 5. alışkanlık. Önce anlaşmaya, sonra anlaşılmaya çalışmak. İnsanlar arasındaki iletişimin anahtarı bu alışkanlıktır. Tehlikeli ve zor olmasına karşın önce anlamaya çalışmak doğru bir davranıştır. İnsanlarla iletişimde gerçekten etkili olmak istiyorsanız bunu sadece tekniklerle başaramazsınız. İnsanlara samimi davranmalı, onlara karşı açık yürekli olmalı ve güven sağlayan bir karakter oluşturmalısınız. İnsanları empatiyle dinleme becerisini kazanmalısınız. Unutmayın, anlamaya çalışmak, saygı, anlaşılma isteği ise cesaret ister. 6. alışkanlık, sinerji yaratmak. Sinerji, merkezi liderliğin özüdür. İnsanları birleştirir ve insanların içindeki güçleri açığa çıkarır. Bir bütünün parçaları toplamından daha büyük değil midir? İşte sinerji bu farklılığı ortaya koymakta insana yardımcı olur. Sinerjinin özünde farklılıklara değer vermek vardır. İnsanlar arasındaki bu farklılıklara değer vermenin anahtarı ise herkesin dünyayı olduğu gibi değil, kendi gözünden gördüğünü kavramaktır. Sinerji etkili, geçerli ve doğru bir ilke olarak ele alınır. Aslında önceki bütün alışkanlıkların görkemli bir başarısı sonucunda oluşmuştur. 7. alışkanlık, baltayı bilemek. Baltayı bilemeye zaman ayırmak alışkanlık dizesinde diğer alışkanlıkları çember içine alır. Çünkü bu alışkanlıklar diğer alışkanlıkları kazanmayı sağlayan bir alışkanlıktır. Covey'e göre baltayı bilemek yenilenmek demektir. Yenilenmenin 4 boyutu vardır. Fiziksel boyutunda egzersiz, beslenme, stres yönetimi gibi yenilikler yer almaktadır. Ruhsal boyutunda değer belirleyip bağlanma, inceleme ve meditasyon bulunurken zihin boyutunda okuma, hayal etme, planlama, yazma gibi yenilikler bulunur. Sosyal duygusal boyutundaysa yenilikler hizmet, empati, sinerji ve iç güvenlik vardır. Ayrıca Covey'e göre zihin baltasını bilemenin yolu okumak, güzel mektup yazmak, günlük tutmaktır. İşte Covey'in belirttiği bu özellikler etkili bir insan olma yollarını bizlere göstermektedir. Aslında biz de çevremizdeki başarılı insanlara baktığımızda bu özelliklerin onlarda fazlasıyla bulunduğunu gözlemleyebiliriz. Bu alışkanlıkları edinerek irademizi ortaya koyabildiğimizde kendimiz için bambaşka bir kapıyı da açmış, aralamış oluruz. Bu yıl hep birlikte bir kapı açmaya ne dersiniz? 2023'ü sizin için bambaşka bir yıl, bambaşka bir hayat olarak planlayabilirsiniz. Kendinize etkili alışkanlıklar belirleyeceğiniz bir alan oluşturmak elbette sizin ellerinizde. Sokrates'in çok önemli bir sözü var. Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendinden başlamalıdır. Unutmayın, eski alışkanlıkları bırakmak nasıl ki bir irade meselesi ise yeni alışkanlıkları kazanmak da bir irade meselesidir. Bu iradeyi ortaya koyabilmek belki de şikayet ettiğimiz bütün problemleri çözmekte bize
ışık yakacaktır. Sizler de umarım 2023 yılında güzel alışkanlıklar edinir, bunları her gün güçlendirirsiniz. Hepimize irademizi güçlü ve etkili yapacağımız bir yıl diliyorum.